bizim caminin imamı. İşte iman azalır çoğalır. İmam Muhammed Baturdi Hazretleri ile İmam Eşari Hazretleri'nin bu konuda farklı içtihatlar var. İkisi de caizdir. Hoca Efendi'nin buradaki söyledikleri doğru. Tabi dinleyicimiz dedik ama İmam-ı Rabbani Kudüs'ü azalan ve çoğalan bir şey iman denmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri de İmam Muhammed Maturidi, İmam-ı Eşari Hazretleri gibi kelamda iştihat makamındadır. İtikad imamı gibidir. İmamdır zaten. Cami imamı değil ama. Yani şeyde de iştihat derecesinde, fıkıhta da iştihat derecesinde, itikatta da aynı şekilde iştihat derecesindedir. Dolayısıyla mesela İmam Muhammed Maturidi Hazretleri Allah-u Teala'yı herkes aklıyla bulması lazım. İmam-ı Rabbani buyuruyor iştihadı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iştihadı ise o konuda akıl kafi gelseydi Allah-u Teala peygamberler göndermezdi buyuruyor. Ha biz genelde mesela şey yaparken İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri'nin bildirdiklerini naklediyoruz. İştihatlarını naklediyoruz. Öbürlerini kötülemiyoruz. Yani orada Hoca Efendi'nin dediği yanlış değil. Fakat İtikatta imamımız kim diye sorulacağı zaman İmam Muhammed Maturidi Hazretleri diyeceğiz. Zaten itikatta iki tane imam var. Birisi İmam Muhammed Maturidi, diğeri de İmam-ı Eşari Hazretleri. En ince şekilde hani ayrılık olarak kabul edilse tek tek hesap etmişler. 18 tane aralarında ayrılık var. Peki bunları birleştirdikleri zaman bu 3'e kadar iniyor. Birleştirdiği zaman. Mesela burasını da birleştirmişler. İmam Rabbani Hazretleri de aynı şekilde onu izah ediyor. Azalan ve çoğalan bir şey iman değil. İman olmaz. Ha, İmam-ı Şafii Hazretleri de öyle buyurmuş. İman azalır çoğalır. Buyuruyor ki onu tevil ediyor. Yani İmam-ı Eşari Hazretleri de öyle buyuruyor. Bunlar nuru azalır ve çoğalır. Yoksa inanılacak şeyler bellidir. Kuvveti. Kuvveti azalır çoğalır. Ve orada ki mesela onların muradı da budur. Misaller vermiş İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-i Sûr'u. Eshab-ı kiramın ki çoğalıyordu buyuruluyor. Niye çoğalıyordu? Mesela Mekke-i Mükerreme'deyken emredilenler belliydi. Mesela Mekke-i Mükerreme'deyken içki haramdır, damlasında içmek haramdır. Bunun böyle olduğuna inanmak imandandır. Hani haramın haram olduğuna inanmak imandandır. Ama daha yok ki ortada inansın. Mekke-i Mükerreme'de geldi bu ayet-i kerime. Ve Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de geldi bu ayet-i kerime. Medine-i Münevvere'deyken, özür dilerim, Mekke-i Mükerreme'deyken mesela tesettür ayet-i kerimesi yoktu. Yani kadının el ve yüz hariç bütün vücudunu örtmesi lazımdır, farzdır. Buna inanmak da imandandı. Ama bu yok ki yani inansın. Dolayısıyla arttı mı onlarınki? Arttı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete intikal edene kadar bunlar geldi, bildirildi. Tamam, inanılacak şeyler bitti. Farzlara farz olduğuna inanmak imandandır. Haramlara haram olduğuna inanmak imandandır. Bakın, bu ikisini birbirinden ayırmalı. Amel imandan cüz değildir ama haramın haram olduğuna inanmak imandandır. Farzı tembellik de yapmayan imanı gitmez ama onu farz olduğuna inanması imandandır. Onu inkar ederse küfür olur. Haramı inkar edecek olursa küfür olur. Bunu birbirinden ayırt etmek gerekir. İmam-ı Rabbani Kudüs Sözler bunu da uzun uzun anlatmışlar. Dolayısıyla İmam-ı Şafii Hazretleri ve İmam-ı Eşari Hazretleri tabii öyle buyuruyor. Oradaki buyurdukları zaten İmam-ı Şafii Hazretleri'ne gelinceye kadar şeyde bitti yani o. Peygamber Efendimiz'in vefatıyla beraber ahireti intikaliyle bile bitti. İnanılacak şeyler de artmıyor artık. Onun için iman artması için buyuruyor. Yeni yeni şeylerin olması lazım. Yok. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelinceye kadar Eshab-ı kiramın ilk başlangıçtaki iman edenlerin imanları arttı. İnanacak şeyler arttı. Evet. Onlar için doğru. Onlar için doğru. Ama sonra için artık bitti o. Ha sonra bu söz söyleniyorsa buradan murat nedir? Buradan murat imanın kuvveti. Veyahut da imanın nuru. İmanın parlaklığı artar. Veya azalır. Oradaki murat o. Dolayısıyla o da bir ayrılık değildir. İmam Efendi'nin böyle bir örnek vermesi de aslında hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti yani. En azından Maturidi Hazretleri'ni, İmam Eşari Hazretleri'ni. Benim de hoşuma gitti. Evet yani onlardan örnek vermiş. Yani onlar böyle diyor diye bilgi vermiş. Şimdi zaten Mustafa Bey bu din Allah-u Teala'nın. Hepimizin. Biz bazen mesela bazılarla şey yapıyoruz falan. Bazıları diyor ki siz diyor aynı şekilde sert söylüyorsunuz falan. Ya sert söylemiyoruz.
Yani kitaplardaki bildirilen sözü nakledince insanlara ağır geliyor. Ne yapacağız? Kurtarır canım seninki de falan. Hani sen bir şey dedin ya. Ya işte iftara 5-10 dakika kala ben bir su içtiydim. Kurtarır canım seninki de. Yani ben bir işte yolda giderken bir hırsızlık yaptım. Ya seninki de kurtarır. Ben de zina ettiydim ya. Kötü niyetle değildir. Seninki de kurtarır. Olmaz böyle şey ya. Eyyamcılıkla. Din adamcılığı. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Arkada zina haramdır. Hırsızlık haramdır. Aynı şekilde iftardan önce, bir dakika önce, 30 saniye önce eğer su içtiysen orucun bozuldu. Bir gün kaza etmen lazım. Bile bile yaptıysan kefaret lazım. Öyle yazıyor kitapta. Hocam sen de benim kalbimi kırdın. Ya bunun kalbini kıracak ne vardı yani? Bunu Osmanlı da yapsa, Mustafa Toköz de yapsa bu böyledir. Din bu. Başka bir türlü olmaz. Bunun üzerinde de aynı şekilde konuşulmaz. Bunun üzerinden konuşulmaz. Biz bunu naklediyoruz. Zaten mesela bizim derdimiz nedir? Camideki vazifeli imam efendi, müftü efendi, kitap ve sünnete yani fıkıh kitaplarından nakil yapsa, İmam-ı Azam ve Halife Hazretleri böyle buyurdu, İmam-ı Gazali Hazretleri böyle buyurdu, İmam-ı Şafii Hazretleri böyle buyurdu. Başımızın gözümün üstünde yer var, gideriz biz onun aynı şekilde hizmetçisi oluruz. Bizim kimseyle bir derdimiz yok ki. Ya adam diyor ki, adam diyor ki bana göre. Ha, orada halt ediyorsun. Olmaz öyle şey ya. Olmaz öyle şey. Ne Osmanlı'nın yetkisi var bana göre demeye, ne bugün işte Türkiye'de en yüksek yani memurluk makamı Diyanet'si, Diyanet İşleri Başkanlığı. Yok böyle bir yetkileri. Yok. Müftünün de yok, vaizin de yok, Diyanet'in de yok, ilahiyatçısının da yok, hiçbirisinin yok. Din Allah-u Teala'nın. Peki bunlar İmam Maturidi, İmam-ı Eşari, Rahmetullahi Teala Aleyhime. Ha bunlar Allah-u Teala seçip yaratmış. Bunlar o makama gelmiş. Önce onların hayatını okutulup dururken değil onlar. Ben imam olayım diye uğraşmamış. Ben şu camiye imam olayım, şuraya müftü olayım, buraya Diyanet İşleri Başkanı olayım. Öyle bir dertleri yoktu. Allah-u Teala onlara ihsan etmiş, bir şey yapmış. İnsanlar bakıyorlar, ha bu o makamda. Öyle bir makam yok. Onlar o makamda. Kendileri Cenab-ı Hak öyle yaratıyor. Ona o ilmi veriyor. Dolayısıyla naklederken İmam Muhammed Maturidi Hazretleri böyle buyurdu. Amenna. Başım gözüm üstünde yeri var. İmam-ı Eşhali Hazretleri böyle buyurdu. Amenna. Başım gözüm üstünde yeri var. İmam-ı Şafii Hazretlerinin iştihadı bu. Hiçbir şey diyemem. Ayağının tozu olamam. İmam Malik Hazretleri böyle buyurdu. Hay hay. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri böyle buyuruyor. Tamam. Ne itirazım olur ki? Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri namaz kılarken eli salık bağlamayı değil, eli bağlı değil salık olarak bırakmış vaziyette. Onu tercih etmiş. Peygamber Efendimiz'in o şekilde kıldığı da var. Namaz kılarken de mesela Hanefi mezhebinde secde yerine bakacaksın kıyamdayken. Rükuda ayak uçlarına kadede kucağına bakacaksın. Ama Hanbeli mezhebinde sağına soluna bakmak mekruh değil. O da Peygamber Efendimiz'den bir tercih yapmış. Kalkıp da ya bu nasıl yapar demeye yetkin yok. Kaynağı var, delili var. O da Peygamber Efendimiz'in yolunu anlatıyor. Nerede yayılmış? Afrika bölgesinde. Çıyan, yılan, akrep, dolu. Düşman, terör. Tabii. Adam etrafına bakacak da o da öyle kılacak namazını. O da öyle kılacak namazını. Çünkü İslamiyet cihan cumhur. Dolayısıyla sizin hoşunuza gittiği gibi benim de hoşuma gitti. Tebrik ederiz o imamı. Hani dinleyicimizin hoşuna gitmemiş ama buna bu Hazretlerine yok o kadar şey yapmasın canım. Ama mesela işte Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını okumuş olsa bunu söylemezdi. Burada da demiş ki imamın abdesti bozulursa cemaatinki bozulmaz. Şimdi bunu belki uzun bir konuşmanın içerisine cımbızla çekmediyse dinleyicimiz şöyle olabilir. Evet. Şöyle olabilir. Mesela yani dinini bilen Allah-u Teala'dan korkan bir kimse cemaati değişken olan bir yerdedir. Öyle bir cami ki cemaati değişken sabit değil. Mesela öğle namazına mesela diyelim ki 500 kişi geldi. İkindi namazına 1000 kişi geldi. Hani değişik yerlerden geldi gitti. Yani ama mahalle mescidi ise 50 kişidir bu. 50 kişiyi de tanırsın sen. 50 kişiyi de tanırsın. Kitaplarda buyuruyor ki cemaati değişkense eğer imam sonra anladı ki abdesti bozulmuş. Onlara bildirmesine gerek yok. Onların namazı olur buyuruluyor. Belki böyle demiştir bunu bu. İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nin, İmam-ı Eşari Hazretleri'nden öyle bahseden bir kimse herhalde bunu da böyle bahsetmesi lazım. Başka türlü bahsetmesi o uygun olmaz yani kafasına göre olmaz. Ama mahalle mescidi ise onların da altyapısı varsa, fitneye de sebebiyet vermeyecekse onlara diyecek ki ya öğle namazında sonra ben gördüm benim abdestim bozulmuş. O namazlarınızı iade edin. Peki oradakilerin altyapısı müsait değilse? Gene söylemez buyuruyor. Niye? Ya bu imam dayı abdestsiz namaz kıldırıyormuş arkadaş ya derler.
söylediği bu, acaba kaç tane söylemediği var falan. Değil mi? Bugünkü insanlar yani, böyle der bunu. Yani o söz tamamen aynı şekilde uydurma değil. Yani. Ama genel hüküm itibariyle imamın abdesti bozulsa cemaatin abdesti gider. Gider. Yani namazın içerisinde abdesti bozuldu, yerlendi. Namaz bozuluyor. Hemen selam verir. Veyahut da arkasında birisi bunun götürebilecek bu durumu biliyorsa, bir de o var, evet. Ha, geri çekilir, hemen o devreye girer, bu gider abdest alır gelir. Yetişebilir, su yer, yetişemez aynı şekilde, o kendisi kılar. Kitaplarda böyle bildiriliyor bu. Bak şimdi kitaplardan nakil yapınca mesele kalmıyor. Sen de okusan bu aynı şey, ben de okusam aynı şey. Ha, anlarken biraz yanlış anlamış olabiliriz. Ha, ben yanlış anlamışım. Neydi burası? Düzeltiveriz. Mesele biter gider.